Bu soruda fonksiyon konusu ile mutlak değer konusu birleştirilmiş. Fonksiyon neydi? Çok basitti. F eksi 1 demek, şurada da f içerisinde x var ya, bunu buna eşitliyoruz. Yani x gördüğümüz yere eksi 1 yazıyoruz. Bu kadar basit. Örneğin f eksi 1 fonksiyonu derken üsttekine aynen yazıyoruz. Ama başlarken ne yaptık? X yerine eksi 1 yazdık. Öyleyse eşittirin diğer tarafında da x yerine eksi 1 yazacağız. Eksi 1, eksi 2, eksi, eksi 1. Şimdi bunu yapacağız. Şuradaki eksi 1 mutlak değer dışına 1 çıkar. Bu tamam. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 olur. Mutlak değer dışına 3 çıkar. 3 eksi 1, 2 olur. Cevabımız 2 mi? Hayır. Biz f eksi 1'in 2'ye eşit olduğunu bulduk. Aynısını diğerler için de yapacağız. Hızlı bir şekilde de yapabiliriz, yavaş da yapabiliriz. Daha anlaşılması için yavaş yapacağım. F 0 demek, eşitliğin bu tarafında x yerine 0 yazdıysan diğer tarafında da 0 yaz demek. 0 eksi 2 eksi ikinci x gördüğüm yere de 0 yazıyorum. 0 mutlak değer dışına da 0 çıkar. Bir şeyden 0'ı çıkarırsak yine 0 kalır. Önemli değil. 0 eksi 2 eksi 2'dir. Mutlak değer dışına 2 çıkar. 2 eksi 0 2 olacağından bunun cevabı, f0'ın cevabı 2 olur. Şuraya 2'yi yazdım. Geldik f1'e. F1'e. Sol tarafa 1 yazdım. 1 eksi 2 dedim. Eksi 1 dedim. Şimdi burası 1 eksi 2'den eksi 1 eder. Mutlak değer dışına 1 çıkar. Eksi 1 de mutlak değer dışına zaten 1 çıkar. 0 olur. Dolayısıyla benim f1'imin değeri 0'mış. Fonksiyon eksi 1'e gittiğinde 2 değerini, 0'a gittiğinde 2 değerini, 1'e gittiğinde 0 değerini alıyormuş. Üçünün toplamı ise görüldüğü üzere 4.